Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nauzubillahi min şurur enfusina ve min seyyiyati amalina. Rabbana la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledünke rahme inneke entel vehhab. Selamun aleyküm selam ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah azze ve celle kalplerimizi, yüreklerimizi aziz din İslam üzere sabit kılsın. Hakkımızda hayır olanları bize lütfeylesin. Ve bizleri dininin hadimi eylesin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kardeşlerim. Hadis dersinin konusuna geçmeden bir iki hatırlatma da bulunayım. Yine konuyla bağlantılı bir hatırlatma. Allah Resulü Aleyhisselam'dan naklediyorlar. Benden bir söz duyup da bunu başkasına ulaştıranın Allah yüzünü affetsin diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah senden bir söz duyduğumuzda onu yerine hakkıyla getiremesek de acaba Saf suresinin 2. ve 3. ayetinin tehdidi içerisine girebilir miyiz? Ya yuhellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun kebura maktan indallahi en tekulü ma la tef'alun. Yani ey iman edenler yapmadığınız şeyleri niye söylersiniz? Böyle yaparsanız Allah bundan razı olmaz. Allah'ın hoşuna giden, yani razı olacağı bir durum, hal değildir. Fakat Resulullah Aleyhisselam diyor ki Enes bin Mali'ye, siz söyleyin hangisi hayırlıdır, önü mü sonrası mı belli değil. Sonuçta her birimiz Allah'ın dinini önce idrak ederek hayatımızda bunu bir esasa dönüştürebilmek ve akabinde bunu hayata taşıyabilmek. Burada bir şey dinlediniz, öğrendiniz, bir kitap okudunuz, bir nasihat dinlediniz, bir metin okudunuz. Mümkün mertebe o inandığınız, okuduğunuz, öğrendiğiniz, dinlediğiniz her neyse hayıra yönelik, hayırda yarışacağız ya, bunu önce hayata geçirip ve mümkün mertebe en yakın sürede, en uygun mecliste bunu paylaşabilmek. Bu eş olur, çocuk olur, komşu olur, arkadaş olur. Aslında her bir anlatımın, her bir okumanın iki yönlü bir boyutu vardır. Mesela bazen insan çok iyi bildiği, hatta o konuda belki ihtisas sahibi olduğu bir mesele de olabilir. Ama bazen öyle olur ki onun hayatından o çıkmışsa o güzel davranış ve düşünce, bazen onu yeniden öğrenme, yeniden duyma, yeniden hayata dönüştürme ihtiyacı hissedebilir. Zariyat 55'te olduğu üzere müminlere öğüt ver, çünkü öğüt mümine fayda sağlar. Bugün günümüz dünyasında, modern dünyada, seküler dünyada, cahiliyenin kuşatıcı olduğu bu dünyada, yani dünya derken dünyanın bir suçu yok, bu zaman diliminde bizi ayakta ve diri tutabilecek en önemli hususlardan birisi öğüt, nasihat, hakkı ve sabrı tavsiye etmek, marufu emredip münkerden nehyetmek. Bu hiç inkıtaya uğratılmaması gereken ibadet ve ameller olması gerekiyor kardeşler. Bakın cemaatlerin, toplumun kanaat önderi konumunda olan insanların bile yoğun bir sapma içerisine girmesinin altındaki yatan önemli gerekçelerden birisi, etrafında kendisine öğüt verecek insanları bulundurmuyorlar, öz eleştiriye açmıyorlar, istişare etmiyorlar ve Allah'la bağları, müminlerle bağları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Mümin iyi niyetli ve kerem sahibidir. İyi niyet nedir kardeşler? Yapacağı her işte bir menfaat gözetmeyen kimse iyi niyetlidir. İyi niyet tek başına kurtuluş için yeterli değildir. Ne zaman yeterli olur? Makbul olan bir ameli işlemekle iyi niyet bir anlam kazanır. Onun için niyet ve amel bütünlüğü gereklidir.
Yani bir insanın niyeti düzgün olsa, ameli fasit olsa, niyetinin düzgün olması onu belki tekrar iyi yakalayabilmek için bir fırsat olabilir. Ama niyet bozuk, amel düzgünse o insanın iyi yakalayabilme olasılığı zorlaşır. Bu amelde, bu eylemde merduttur. Ve hadisin devamında diyor ki, ve kerem sahibidir. Zaten Hucurat suresinde de inne akramakum indallahi etkakum. Yani Allah'ın fazlından, Allah nedir? Keremdir. Yani mukrimdir. Yani ikram eden. Kime? Keramet diyoruz ya, keramet. Tasavvufun alabildiğince rotasından çıkarttığı kavramlardan birisi de keramet. Yani keramet şudur aslında kardeşler. İstikamet üzere Allah'ın kişiyi ikramlandırmasıdır. Yani keramet kişinin olağanüstü hallerde bulundurularak adeta sünnetullahın ve fıtratın dışında mübalağayla ulvileştirilmesi değildir. Cüneydi Bağdadi'nin güzel bir sözü vardır. Mutakaddimin zühd ehlindendir Cüneydi Bağdadi. Bir insanı havada bağdaş kurmuş, suyun üzerinde yürürken görseniz, eğer istikamet üzere değilse ona itibar etmeyin. Tabi istidraç var ayrıyeten. Bazen kafir olan insanların da gösterdiği bazı olağanüstü gibi görünen amellere de bu yönüne istidraç denilir. Onu da bir hatırlatmış olalım. Mümin iyi niyetli ve kerem sahibi. Yani ne demek? Aslında Allah kulu kerem sahibi kılıyor, ikramlandırıyor. İyi mümin olmanın birisi de aynı zamanda o müminin mukrim olmasıdır. Şimdi kerem ya da insanın dışındaki canlılara vermesi de kulun keremi olarak zikrediliyor. Yani Allah ile kulun arasında dikey bir ilişkiden, bağdan bahsetmiştik. Allah'tan kula vahiy geliyor. Kuldan Allah'a dua, istiğfar ve tövbe gidiyor. Ve aracı bir kurum yok. Arada aracılar yok. Direkt Allah'la kulun arasında. Çünkü mesafe yok. Fakat kulun kulla olan ilişkisi yatay bir düzlem üzerindedir. Dikey ilişki Allah'ladır. Yatay ilişki Allah'ın dışındaki her beşerledir. Yani Allah'ın dışındaki varlıklarladır. Facir ve bozguncu kimse ise çok ilginçtir. Aldatıcı ve cimri olandır diyor. Yani bir insanın aldatıcı olması kendisine güvenen bir kimsenin güvenini yıkması demektir. Peki kendine güven duymayanın güvenini yıkana da aldatıcı denir mi? Denilir. Mesela hayvanlar da aldatılır. Hayvan belki aldatılmanın hüznünü yaşamaz ama hayvanı aldatan da aynı tehditin içerisindedir. Meşhurdur, belki biraz mübalağalı anlatılmıştır ama İmam Bukhari'nin, Allah ona rahmet eylesin, hadis toplarken ehemmiyete mebni olarak nakledildiğini düşünüyorum. Bir yerden hadis almaya gidiyor. Orada hadisin ravilerinden olan bir kimsenin bir ata boş bir torbada yem varmış gibi onu marasına, ahıra doğru çektiğini görüyor. Ve hadisin ravisinin de bu kimse olduğu nakledilince, yani öğrenince, Buhari diyor ki hayvanı aldatıyor, bunun sözüne itibar olmaz, almıyor. Yani bu bir hikaye, işte bu bir mübalağalı anlatım, bir takım ilaveler yapsanız bile bu önemli bir hassasiyettir. Yani bir insan hayvanı bile aldatamaz, kandıramaz. Çünkü hayvanın müradi, irade sahibi olmaması onun aldatılması anlamına gelmez. Bazen işi ciddiye almayız, çocuklarımızı aldatırız. Bu sefer de olumsuzluk olarak ne yaptı? Bir amel oldu.
Ve bu sefer o çocuğun, o işçinin, o arkadaşın, kimse gücün yettiği halde taahhütünü yerine getirmediğinde ne yapıyor? Sana karşı güveni zedeleniyor. Hele bunu çocuğunla, işçinle, amirsen, memurunla yaptığında sen burada ona kötü bir çığır açmış oluyorsun. Ona karşı olumsuzluğu bir anlamda teşvike yönlendirmiş oluyorsun. Facir aynı zamanda sürekli bozgunculuk yapan kimseler için kullanılan bir tanımlamadır. Ondan dolayı aldatmak ve cimri. Cimri kim? Cimrilerle alakalı şu ana kadar duyduğum, yani Resulullah'ın hadislerinden sonra Allah Resulü cimrilikten Allah'a sığınmıştır. Fakirlikten Allah'a sığınmıştır. Faydasız ilimden Allah'a sığınmıştır. Kabul olmayan duadan Allah'a sığınmıştır. Korkmayan kalpten Allah'a sığınmıştır. Resulullah'ın birçok sığındığı hususlar vardır. Cimrilikten de Allah'a sığınmıştır. Cimrilik fıtratı ve şahsiyeti tırpanlayan hastalıklardan birisidir. Müminler bağdaşmaz. Cimrilerle alakalı şu ana kadar gördüğüm, duyduğum en etkili sözlerden birisi, cimriler fakir gibi yaşayıp zengin gibi hesap verilecek, verilecek olan kimselerdir. Yani Allah'ın yolunda, Allah'ın rızasını gözeterek vermesi gerekeni vermiyor veya verirken istemeden veriyor veya gösteriş için veriyor. Yani asıl olan vermemek olarak algılanır cimride. Aslında sadece o değil. Ayıp olmasın diye ama içinden gelmiyor. Mesela cimri olan birisinin yemeği insanda hastalık yapacağı söylenmiştir. Yaramaz, fayda elde edilmez. Ondan dolayı kardeşler, çocukluktan itibaren paylaşımı öğretmemiz gerekiyor. İnsanda cimriliğin oluşumuyla başlıyor. Malın sahibi zannediyor. Aslında biraz da müşriklerin özelliği. Yani cimri müşriktir anlamında söylemiyorum. Yasin suresinde Allah'ın fakir bıraktığı kimseleri biz mi zengin edeceğiz, biz mi vereceğiz diyorlar ya. Biraz ona benziyor. Şimdi bakın kardeşler, buradan bir ajitasyon yapmak istemiyorum. Tamamen şu an aklıma gelen bir hususu paylaşayım. Mesela Allah yolunda desteklemeniz, sorumlu olduğunuz, beslemeniz gereken bir şey var. Siz bu sorumluluklarınızı hakkıyla yerine getirmiyorsunuz. Yani cimri hiç vermeyen değildir. Vermesi gerektiği kadar vermeyen de cimrilik yapmış olur. 100 lira vermeye muktedirken 20 lira veriyorsa bunda da cimrilikte bir alamet var demektir. Sadece malla mıdır? Sahip olduğu ilimi paylaşmayan, gücü paylaşmayan, yani Allah yolunda bunu Allah için kullanmayan kimse de cimri olur mu? Olur. Kendisinde bir ilim var, bir hikmet var, bir değer var. Bunu paylaşmıyor. Ya da çok cüzdanı. Cimri olmayan kardeşler. Çünkü müminin özelliği değildir. Süheyb radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhisselam şöyle bir hadis kendisinden naklediliyor. Mümin olan şu kimsenin işine şaşarım diyor. Gerçekten onun bütün işleri hayırdır. Yani şaşarım derken müsbet anlamda bir şaşkınlığın ifadesi. Yani aslında ne güzel. Bu müminden başka hiçbir kimse de yoktur ki kendisine bir iyilik isabet ederse bu Allah'ın kendisine verdiğinden dolayı, aslında bu iyilikten dolayı Allah'a ne yapar? Şükreder. İyilik. İşte bunun için bu bir hayır olur. Bir kimseye bir sıkıntı isabet ederse bunun karşısında da sabreder. Bu da bunun için bir hayır olur. Yani aslında müminin tevekkülle, şuurla hareket ettiğinde zarar edeceği hiçbir şey yok. Mesela cihada çıktınız, kıtal üzerine bir cihada çıktınız,
kalırsan gazisin, ölürsen şehitsin inşallah. İşte Allah yolunda bir sıkıntıya düştü. Yani seni bir musibet buldu. Ne diyordu Rabbimiz? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ Onlara bir musibet isabet ettiğinde, genellikle musibet hep ölüm olarak tefsir edilmiş ama sadece ölümle sınırlandırmayalım. Kişinin başına gelebilecek her zorluk. İstemediğin olaylar gelişiyor. Menfaatine değil, planlarını bozuyor. Hiç hesapta olmayan bir şey hesaba giriyor ve senin planların bozuluyor. İşte en büyük bozulacak plan da ölüm olacak. Tüm hesaplar bozulacak. Yeni bir hesap başlayacak. İşte böyle bir durumda mesela bir kimse sabrederse ne olur? İnşallah cennet olur. Bakın kardeşler, sabrın bir boyutu da günaha karşı direnç göstermektir. Bu da bir sabırdır. Kafirlerden bir eza geliyor, bir cefa geliyor. Değiştirmeye gücün yetmiyor. İsyan etmiyorsun ama mücadele ediyorsun. Bu sabır da sana cennetin kapısını aralıyor. Senin iradenin dışında hastalık, ölüm, yangın, malın zararı geliyor. Sabır üç türlüdür. Üçünde de sana cennet gelir. Tabii bu bana neden geldi? Belki de ellerimle işlediğimden dolayı geldi. Ellerimden dolayı işlediğimden gelmiş olması illa kötüye de yorumlanmaz. Belki de Allah beni ondan temizledi. Oradan ayırdı belki. Buralardan bakmıyoruz. Kayıp gibi görünüyor. Hastalık geliyor, planların bozuluyor. Ama belki o hastalık sana öyle şükrü, öyle hamdi öğretiyor ki artık senin için sıhhat, Allah için başlı başına Allah'a karşı bir şükür sebebine dönüşebiliyor. Yani hiçbir zaman günahın işlenmesini teşvik edecek bir söz olarak algılanmaz. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi bazı insanlar vardır, günahları sebebiyle cennete gider. Günahı sebebiyle insan nasıl cennete gider? Mükemmel bir söz değil mi? Hatta mühem, hatta müşkil, hepsini içinde barındırıyor. Niye böyle olur? O kişi o günaha öyle bir tövbe eder ki işlediği tövbe onun cennete gitmesine sebebiyet verir. Büyük bir günah işleyip de had cezası kendisine uygulanmış olan bir kimsenin hatırlarsınız arkasından ileri geri konuşup çok kötü bir şekliyle öldüğü söylenilirken Allah Resulü Aleyhisselam nereden biliyorsunuz? Yani o öyle bir tövbe etmişti ki belki de gösterildi Allahu Alem. Yani biz hiçbir kimsenin tövbesinin kabul olmadığını müşahhas olarak söyleyemeyiz. Böyle mümin olarak amel işlemişse, yani mücrim olan bir amelde müsbet şehadet aranmaz. Ama bazen duyuyoruz, bu adam hayatta tövbe etmez. Nereden biliyorsun ya? Yaşayan her insan tövbe ve iman için adaydır. Hiç kimseye böyle bir şey diyemeyiz. İşte bakın, Halid bin Velid, Risaletin 20. yılında iman etti. Ebu Sufyan Risaletin 21. yılında iman etti. Bu belli olmuyor. Zaten hayatta biraz burada değil mi kardeşler? İyiliğe şükür, zorluğa sabır. Her halükarda kazanıyorsun. Yani müminin kaybedeceği hiçbir şey yok. Bu nasıl bir ruh halidir değil mi? Mızrağı yiyor arkadan, karnından çıkıyor. Allahu Ekber, ben kazandım diyor. İşte kayıp ne, kazanç ne, kar ne, zarar ne? Buraları dünyevi mantıkla, insanların matematiğiyle
anlayabilmemiz mümkün değildir kardeşler. Allah matematiğiyle çözmek zorundayız. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen kimse de Allah'a şükür yoktur. Allah'a şükretmemiş olur. Çok basit gibi görüyoruz. Bazen bir de birisi bir iyilik yapıyor. Sanki o iyiliği yapmak zorundaymış gibi algılıyoruz. Sana birisi iyilik yapmışsa teşekkür et. Ama sen bir iyilik yapmışsan hiçbir zaman için karşı taraftan bir iltifat ve teşekkür bekleme. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Sana biri iyilik yaptığı vakitte o iyiliğe teşekkür kadir şinaslıktır, vefadır. Bazı müminler, müslümler görüyorum, böyle çok kabalar. Ya çok zor bir şey mi ya? Hanımın sana o kadar hizmet ediyor, teşekkür et. Çocuğun sana hizmet ediyor, teşekkür et. Çok affedersiniz, insan bir işini gören hayvanı bile ödüllendiriyor, mükafatlandırıyor. Aslında teşekkür, aynı zamanda muhatabı ruhan ve kalben ödüllendirmektir. Yani ona karşı ilgi göstermektir. Yapılan o güzel davranışa karşı bir mukabeledir. İyiliğe karşı iyiliktir. Hatta mümkünse bir fazlasıyla, mümkünse bin fazlasıyla. Teşekkür etmek ve özür dilemek kişideki müstanilik ve müstekbirliğe ait kibir ve riyaya ait hastalık virüslerini temizleyen en önemli iki unsurdur. Eğer bir kimse teşekkür ve özürü bilmiyorsa, bakın özür dileyemeyen adamların büyük bir çoğunluğunda tövbe de gerçekleşmez, biliyor musunuz? Zor gider tövbeye. Bakın Yahudilerin özelliklerinden birisi neydi? Hatırlayın. İşledikleri her günaha bir bahane üretiyorlar. Alay eder gibi. Onun için günahın Allah katında mağfirete dönüşebilmesi için önce sen bir itiraf gerçekleştireceksin. İtiraf olmazsa tövbeye yürüyemezsin. Bahane üretmeye başladığında Yahudileşme temayülleri sende oluşur. Buna dikkat et kardeşim. Ne olur? Hiçbir şey kaybetmez. Özür dilemek erdemliliktir. Hatta bazen iş öyle bir noktaya gelir ki haklı olduğun bir konuda bile, mesela galibi olmayan savaşlara mümin girmeyecek. Bir mümin kardeşinle tartıştın. Eşinle tartıştın, babanla annenle tartıştın. Ya babam olsa da o gelsin özür dilesin demezsin. Yani iradesi güçlü olan insanlar burada ilk adım atan olmalıdır. Resulullah Aleyhisselam öyle diyor. Kim tartışır ve haklı olduğu halde çekilirse Allah meleklere söyler, ona cennette bir köşk inşa edilir. Yani cennetlik bir ameldir aslında burada anlatılmak istenen. Gurur savaşları yaşıyoruz. Gurur. Gurur neyden kaynaklanıyor? Kibirin alt mesafesidir. Gururun hiçbir yerde müsbet bir anlamı yoktur ve şeytana ait bir özelliktir. Mü'minde gurur olmaz. Ne olur? Mü'minde onur olur. Onur, izzet. Gurur, mü'mine ait bir özellik değildir. Çünkü gurur, kibirin alt basamağıdır. Riya, kibirin ortanca basamağıdır. En üst basamağı nedir? Müstekbirliktir. Allah muhafaza eylesin. Bir insanın kafir olmasını iki özellik sürekli hazırlamıştır. Müstanilik ve müstekbirlik. Müstanilik, kişinin kendi kendisine yeteceğine inanarak Allah'a ihtiyaç duymaması, bilmemek. Kibir neden kaynaklanır? Kibir neden kaynaklanır? Kendisini değerinin üstünde görürken başkasının üzerinde tahakküm kuran, ezmeye çalışan, hakir gözle bakan kimsede olur. Ve genel anlamı itibarıyla kafirlerin hepsi
kibir sahibi olduğu için kafir olmuşlardır. Şeytan ne yapmıştı? Günahına bahane üretmişti. Ve kibir onu kafirliğe götürmüştü. Adem ne yaptı? İtiraf etti. Israr etmedi. Bağışlanma yöneldi ve tabirdense fabrika ayarlarına gitti. Tövbe fabrika ayarlarına dönüştür. Tövbe Allah'la yeniden barışmaktır. Tövbe Allah'a verilen sözün tekrar yenilenmesidir kardeşler. Ubade İbni Samit'ten bir hadis nakledeyim kardeşler size. Buhari almış, Müslim, Nesai İbni Mace, Ahmet bin Hanbel almış. Belki bugünün en daha fazla dikkat edip öne çıkartılması gereken hadislerinden birisidir. Bakın bunu Resulullah Aleyhisselam'la biatlaştıklarında söylemişler. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de biat almadı. Mekke'nin son yılında birinci ve ikinci akabe biatı Medine'nin süreci hazırlanırken normalde biat aldığın şahsın üzerinde sana itaat edip sana bağlı kalacağı seninle yapmış olduğu özel bir anlaşma olarak zikredilir. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de kimseden biat almadı. Neden biliyor musunuz? Buradan küçük bir anekdot olsun. Bazı İslami camialar, şu an modern cahiliye toplumunda bakıyoruz, tebaalarından biat alıyorlar. Bu sünnete uygun bir davranış değil bir kere. Çünkü birisinden biat aldığınızda onun bütün güvenliğini sağlayabilecek güce ve otoriteye sahip olmanız gerekiyor. Din 5 temel esas maslahat üzerinde kuruludur. Din emniyeti, akıl emniyeti, can emniyeti, nesil emniyeti, mal emniyeti. Bu 5 tane emniyetten, yani fıtratın, hayatın, adaletin bu 5 temel esasından birini dahi akamete uğratsanız orada adaletin varlığı ne yapar? Varlığını kaybeder. Orada güven yok demektir. Maslahat 5 temel esas üzerinde kuruludur. İşte bu 5 esas temelin oluşturulduğu yer İslam devletidir. İşte o vakitte had cezaları uygulanır. İşte o vakitte müminlerin varlığı küfür için bir anlam ifade eder. Şu an hiçbir yerde Allah'ın arzında böyle bir alan hakimiyetinin kurulduğu bir yeri pek göremiyoruz. İnşallah Afganistan'da Taliban o zaaflardan, eksiklerden kurtulur da ümmete bir yol açar. İnşallah ümmetin özlem duyduğu ehli küfrün bu yönüyle Fetih 29'da olduğu gibi kahrolduğu bir irade, Allah'ın razı olduğu bir hayatı kurarlar da Allah onları aziz kılar. Bunu isteriz. Allah için bunu isteriz. Resulullah beyat alırken hatırlayın, hicret edecek Medine'ye. Çünkü Mekke'de artık davet sıkışmış. Baskı artmış. Yaşam alanı bitmiş. Yani artık boykotlar, ambargolar, baskılar, işkenceler değil, ölümler, artık infazlar başlamış. Resulullah'ı bile infaz etmenin kararını aldılar. Öldürecekler. Yetmiyor. Nereye giderse mümin onu orada da imha etmeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki mümin nereye giderse gitsin, gittiği yerde vahyi inşa eder. Mücadeleyi inşa eder, tuğyanla savaşır. Onun için bazen de nereye yürüyeceksin? Ne adına yürüyeceksin? Ne yapacaksın? Senden beklenilen ne? Senin beklediğin ne? Makul sorular, makul cevapları doğurur. Ve cevabına
hazır olacağımız soruları soracağız. İsteyeceğiz. Bedelini ödeyerek. Çünkü bedelini ödemediğimiz hiçbir şey bizim değil. Allah Resulü Aleyhisselam özellikle Ensar'dan beyatlaşırken, bak Muhacir'le beyatlaşmıyor. Kimle beyatlaştı? Ensar'la. Ensar nerede? Medine'de. Beni, kendi canınızı, malınızı, çocuklarınızı koruduğunuz gibi koruyacak mısınız? Normalde beyat edilen koruması gerekirken Resulullah korunma ihtiyacı hissediyor. Çünkü Resulullah'ın Mekke'de kendi canını dahi koruyabilecek bir güce sahip değil. İşte tabii Rıdvan beyatı var. Yani beyat meselesi belki başka bir konudur. Ama böyle erken konumlandırmalar, isimlendirmeler Müslümanlara bazen ağır bedeller ödetmiştir. Hikmetsiz oluşum ve eylemleri ortaya çıkartmıştır. Erkenden isimlendirmeler, konumlandırmalar Müslümanların çözülmesine, bozulmasına da ekseriyette sebebiyet vermiştir. Temkinli olacağız. Her konuda ihtiyatlı olacağız, temkinli olacağız kardeşler. Ubade İbn-i Samit diyor ki radıyallahu anh, biz Resulullah aleyhisselama sallallahu aleyhi ve selleme darlıkta, varlıkta, neşeli zamanda, kederli zamanda, dünya işlerinin bize tercih edildiğinde dinleyip itaat etmeye, yöneticilik hususunda ehil olanla kavga etmemeye ve nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimize, yani her birisi bir konudur. Yani ben şu hadisi bir saatlik ders konusu haline dönüştürebilirim. Allah'ın emri hususunda hiçbir kimsenin kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza Resulullah'a biat ettik. Allahu Ekber. Alın bunu okutun bakalım. Okuyun bakayım. Bugün hoca geçinen, alim geçinen, kanaat önderi geçinen topluluklara bir bakın. Allah'ın emri olunca ve hiçbir kimsenin kınayıcının kınamasından korkmadan böyle yaşayacağımızı Allah'a söz verdik diyor, biat ettik. Şimdi kardeşler, insanların özellikle kınanmaktan korkmaları tek bir sebepten kaynaklanmayabilir. Ve insan psikolojisine, karakterine, sahip olduğu imkana, mizaca göre değişiklik arz edebilir. Şimdi bazen bir eyleme gidersiniz, böyle tekbir sesi fazla çıkmaz, çok alışık değildir. Hissedersiniz, biraz acemiliği vardır, böyle kısık sesle. Ama yavaş yavaş öğrendikçe bu sesi gürleşmeye başlar. Şimdi mesela dünya hayatında kaybedecekleriniz arttıkça korkularınız da artar. Kaybedecek nesneler, varlıklar, konumlar arttıkça koruma güdüsüyle hareket eder ve ekseriyet insanlar burada tavırları, tabiri caizse backgroundları düşmeye başlar. Ama kaybedecek başka bir şey yoksa o zaman o insanı hiçbir güç durdurmaz. Mesela tarihte bir Ebu Zer örneği var. Kimse karşısına alamıyor, korkuyor. Yani her yaptığı doğrudur anlamında söylemiyorum ama İslam devletinin halifesinin bile karşısına geçiyor. Onu öyle ağır eleştiriyor ki artık Osman radıyallahu anh dayanamıyor, Rebeze'ye sürgüne gönderiyor. Muaviye diyor ki, Ebu Zer'le uğraşacağım ama diyor Bizans ordusuyla savaşmayı yeğlerim diyor. Tek bir kişi. Şimdi bir örnek olduğu için söylüyorum. Tabii her yerde illa muhalefet olmak marifettir anlamında söylemiyorum. Ama bugün insanların büyük bir çoğunluğu kınanma korkusu taşıdıklarından dolayı bu bir gücü, makamı, parayı, işi kaybetmeye sebebiyet verdiği, vereceği zannı olduğu gibi
acaba birileri tarafından ya yanlış mı olur? Bazen öyle oluyor ki görüyorum, ya söyleyecek bir sözü var ama acaba yanlış mı konuşuyorum diye söylemiyor. Ya söyle ya mübarek ya. Korkma, kınanmaktan çekinme. Eksik de olabilir, çok önemli değil. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir başka hadis kardeşler. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Şimdi bir misafire ikramda bulunmakla Allah'a ve ahiret gününe iman etmek ne demek? Nasıl bir bağ olabilir ki? Bakın kardeşler, Resulullah Aleyhisselam bazen bir amelin değerini, kıymetini ya onun tehditini öğretmek için bazen bu tür ifadeler kullanabiliyor. Hatta bazı muhaddisler demiş ki müsbet ya da menfi. Çok fazla şerhe girmeyin. Hasan Basri'nin böyle bir sözü var. Resulullah bir gün Medine pazarında dolaşırken avucunu buğday satan bir tezgahta buğdayı şöyle bir daldırıyor elini. Bir bakıyor ki altı ıslak, üst kuru, altı ıslak, yüzünü ekşitiyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Yani bunu esnafı aldatmak, insanları aldatmak olarak zikrediyor. Çürükler aşağıda, sağlamlar üstte. Buruk, şasisi bozuk arabayı orijinal diye satmak. İşte bunların her birisi aldatmaya giriyor. Fakat aynı zamanda bu neyi beraberinde getiriyor biliyor musunuz kardeşler? Bir amel, ya bunu yaparsa bizden değildir. Ne demek? Ümmetten değil midir? Kafir mi olmuştur? Hayır. Ama tehdit ifade ediyor. Şimdi kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirde ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe kim iman eder? Mümin. Misafirine ikramda bulunmak müminlerin özelliğidir. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiği için orada o onun karşısına hayır olarak gelecektir. Bak anlamları yorumlayabiliriz. Devamı var. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sukut eylesin. Şimdi konuşulması gereken yerde susmak zuldür. Susulması gereken yerde konuşmak da zuldür. Peki nasıl olacak? Bu nasıl anlayacağız? Hazreti Ali'nin bir sözü var. Çok hoşuma gider. İlk duydum. Susturuluncaya kadar konuşmaktan ise konuşturuluncaya kadar susmayı tercih eder. Yani sen edipsin, sözün üstazısın, bulunduğun yerde, ortamda bir değerin var ve insanlar senden istifade etmek istiyor ama Diyanet'ten istifa ettikten sonra Hakk'a dair bazı şeyler söylemeye çalışıyor. Ama oradayken söylemiyordun. Ordudaki bazı subaylar, bazı bakanlar, milletvekilleri ne yapıyor? Menfaati varken susuyor. Menfaati bittiği yerde konuşuyor. Orada da Hakk'ı konuşmak adına değil, kendi çıkarını engelledikleri için böyle değildir. Arkasında duramayacağımız sözü söylememeliyiz. Söylediğimiz söz haksa arkasında her şartta durmanın yolunu arayacağız. Onun için bugün insanların inandırıcılığını kaybettikleri hususlardan birisi de bazen güzel olan bir söz söylüyor. Sonra üzerine tepkiler gelince o sözden feragat etmek için bir sürü olumsuzluklar zikrediyor. Bu o kişinin değerini düşürüyor. Dönemin Kayseri Belediye Başkanı vardı. Şükrü Karatepe'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Refah Partisi vardı o zaman. Onun Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. 10 Kasım törenlerine katılmadığı için eleştiri getirmişti ve ağır bir dille eleştirmişti. Buna Kemalistler medya büyüklendi. Ertesi gün lobide bu kadınla dans etti. Ben onu kastetmedim. Yok şöyle. Yani zıkkım olsun, hiçbir şey söylemeseydin daha iyiydi.
Bu da ayrı birisiyle. Ondan dolayı ya hayır söyleyeceğiz ya da sukut edeceğiz. Yani susmak her zaman hayır mıdır? Hakkın konuşulması gerektiği yerde sukut ediyorsan orada da hakkı ketmetmek vardır. Orada da Allah Resulü Aleyhisselam'ın dediği gibi zulme taraf olmak vardır. Çünkü bir mümin olumsuzluk gördüğünde önce eliyle sonra diliyle bunu düzeltmeye gayret edecek. Bu ikisini güç yetiremezse kalbi teberri, kalbi tavır gerçekleşecek. Silsile hadiste bu şekliyledir. Önce el, sonra dil, sonra kalp. Bir hadis daha okuyarak tamamlıyorum inşallah. Ne, kaçta başlamıştık? Doğru mu bir şey yapıyorum? Saat nerede? O zaman bir 15 dakika daha vaktimiz var kardeşler. Öfkeyi yenmekle alakalı Muaz bin Enes'ten bir hadis var kardeşler. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel almış bunu. Kim öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği halde öfkesini yenerse, yani öfke kişinin an içerisinde gelen şiddet duygusudur. Öfkeyi kontrol altına almak zor iştir. Kırgınlıklar, küskünlükler, ayrışmalar, savaşlar, boşanmalar, cinayetler öfkeyi kontrol edememekten genellikle kaynaklanır. Ve bugün öfke kontrolsüzlüğü çocukluktan itibaren başlar. Yetiştiği kültürün yoğun etkisi vardır. Ve ekseriyet sevgiden mahrumiyetsiz tekfircilerin en karakteristik özelliklerinden birisi öfke kontrolsüzlüğüdür. Aile içi geçim, öfke kontrolsüzlüğünün bir sonraki aşaması şiddete başvurmaktır. Az gücü olan diliyle, çok gücü olan eliyle bunu yerine getiriyor. Oysa ki mümin her şartta öfkesini yenmelidir. Cennete girecek olan özellikler Âl-i İmrân 135'te anlatılırken gayz Arapçası, yani öfkelerini yutarlar. Yani o an sert bir tavır vereceksin, böyle kendini zor tutuyorsun ama Allah için susuyorsun. Çünkü o zarar verecek, sana yakışmayacak, daha büyük tahribat oluşturacak. Sen Allah için sukut ediyorsun. Ama zulme öfke biriktireceğiz. Küfre öfke biriktireceğiz. Mazlum ve mümine öfke olmayacak. Olmayacak. Yok edeceğiz. Öfke kişide tamamen yok olacak bir duygu değildir. Öfkenin kontrollü olması gerekiyor. Ama müminlere karşı hiçbir şekilde öfke olmayacak. Bakın hadiste diyor ki, kim öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Azze ve Celle kıyamet gününde onu bütün yaratılmışların huzurunda çağıracak. Hatta onu cennet hurilerinden dilediğini alma hususunda serbest bırakacak. Fada şerhe girmeye gerek var mı kardeşim? Herhalde yoktur. Bir insanın en fazla elde etmek istediği, hoşuna giden neyse düşünün, seç, beğen, al. Tercih senin. İstediğini al. İstediğini al. Yani muhayyerlik hakkı sende. Allah Azze ve Celle öfkesini Allah için kontrol altında tutanı
ona istediğini seçme hakkı verecek. Yani en güzelini seçme, neyi istiyorsa onu verecek diyor. Adi bin Hatem o rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam'dan şöyle naklediyor. Ya bir hurmanın yarısıyla cehennem ateşinden mi korun? Neyin var? O kadar mı var? Onu bile Allah yolunda vermek seni ateşten korur. Sonra eğer kim bunu da bulamazsa, yani bir verecek yarım hurman bile yoksa, o zaman güzel bir söz söylemek suretiyle kişi kendisini cehennem ateşinden korusun. Hatta şöyle diyor. Mesela birisi sizden bir ihtiyacını dillendirdi. Bu hiç tanımadığınız bir yabancı, bir dilenci de olabilir. Yerine getirmeye muktedir olmasanız bile güzel bir söz söyleyin. Hiçbir kimseyi mahcup etmeyin. Çünkü güzel söz mümine yakışır. Ve güzel söz sadakadır. Bakın kardeşler, müminin illa sadaka vermesi için malı olması gerekmiyor. Resulullah Aleyhisselam mütebessim olmayı sadaka olarak zikrettiği gibi güzel söz söylemeyi de sadaka olarak zikrediyor. Mesela bir insana sevginizi ona izhar ederken bunu açığa vurmanız bir güzelliktir. Ya ben bunu seviyorum ama söylemem, içimde saklayayım. Neye yarar? Ha, davranışlarınla da hissettirirsin, güzel. Ama sözle de söyle. Allah Resulü Aleyhisselam Muaz bin Cebel'e bunu söylemiş ve öğretmiş ona. Söyle, bundan bir şey kaybetmezsin. Bu sevgiyi arttırır. Ama bir insanı, bir kardeşini sevmediğini söylemek zorunda değilsin. Onu saklı tut. Üzüleceği bir şeyi ona söyleme. Ama onun sevinebileceği, hoş olabileceği her neyse ona onu söyle. Bunu esirgemeyelim arkadaşlar ya. Mesela eşinize, çocuğunuza, arkadaşınıza bilmiyorum en son ne zaman sevginizi izhar ettiniz? Hele bir de başına, seni ben Allah için seviyorum. Allah'ın rızası için seni seviyorum. İşte onun için belki yapılabilecek en hayır dualardan birisi. Allah seni sevsin ve Allah seni sevdiklerine sevdirsin, dost kılsın. Bakın müminler için Allah tarafından da kınanmıştır. İyi olan davranış, bakın Müminin suresinde Allah yemin ediyor. قَدْ اَفْرِهَا الْمُؤْمِنِينَ اَلَّذُمْ ف۪ي سَرَاتِهِمْ خَاشُونَ اَلَّذُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ Bakın boş, kötü bir söz bile değil belki. Söz, mesela kötü söz fasıklıktır. Küfür fasıklıktır. Sövgü yani fasıklıktan bir ameldir. Müminin yapacağı bir iş değildir. Zulme uğramışsa müstesna. Zulme uğrayana Nisa suresinde Allah kötü söyleme hakkı veriyor. Bu da istisnadır. Ama normal şartlarda mümin olan bir kimse kötü söz söylemiyor. Bazen bakıyorsunuz, bazı Müslümanlar, kadınlarda bu belki biraz daha fazla, cinsiyet ayrımcılığı için söylemiyorum, çok çabuk beddua edebiliyorlar. Bazen en sevdiklerine, en sevdiğine beddua ediyor. Bu bir denge sorunudur. Bir insan niye beddua eder? Mümin, tanedici, sebbedici, zemmedici, kötü söz söyleyici değildir diyor Resulullah Aleyhisselam. Onun için müminin ağzında kötü söz duyulmaz. Kötü söz duyulmaya başlanmışsa dil kalbe ihanet içerisine girmeye başlamıştır. Kötü sözü sadece Türkçedeki sövgüyle sınırlamayın. Mesela her gıybet, her tecessüs, her suizan, her nemime, her kovuculuğa ait olan
söz kötü sözdür. Onun için sadakadan mahrum olmak istemiyorsa, konuşacağımız söz karşı tarafı hoşnut ediyorsa, öğüt veriyorsa, nasihat ediyorsa, onu güzelleştiriyorsa, onu motive ediyorsa, buralardan biz sevap kazanıyoruz kardeşler, haseneler kazanıyoruz. Allah Azze ve Celle bir sevap için 10 hasene veriyor. Yani iyi bir amel için 10 ücret veriyor, 10 lira veriyor tabiri caizse. Her kötü amel için birebir veriyor, birebir. Yani işe gelmeyenin o gün yevmiyesi kesiliyor. O günü hakkıyla çalışana 10 tane iş. Müflissin. Ondan dolayı kardeşler, basit gördüğümüz ameller var ama aslında bu bizim güzelleşmemizi ya da bozulmamızı oluşturuyor, biliyor musunuz? Mesela küçük gördüğümüz günahları sıklıkla işlediğinde ne oluyor? Büyük günaha dönüşüyor. Şimdi bir örnek verdim. Sigara günah mı? Haram mı? Bir tane sigara peki 20 tane olursa, günde bir paket olursa, hani bir taneyi teröre ettik. Ya 20 tane olursa? Yani ısrarla. Bakıyorsun adamın ağzı argoya alışmış. Küfüre alışmış, sövgüye alışmış. Böyle bazı insanlar görüyorum. Ağzından sövgü çıkıyor. Subhanallah. Subhanallah. Bir insanın ağzı sürekli bedduaya, lanete, sövgüye, tahkire alışmışsa burada bir ahlak zafiyeti var demektir. Tedavi edeceğiz. Dilimin ayarı bozuk. Dilinin mi ayarı? Hayır. Kalbinin ayarı bozuk. Çünkü dili kalp yönetiyor. Göz harama kayıyorsa, kulak haramı işitiyorsa, ayak harama yürüyorsa, el haramı tutuyorsa, dil haramı terennüm ediyorsa, kalp kontrol merkezini kaybediyor demektir. Bu kuşatma altına bu ameller fazlaca hücum ettiğinde kalp bozulmaya başlıyor. Allah korusun, fütursuzlaşınca kirleniyor ve sonra kirleniyor. Allah bizi sözü, ameli, davranışı bir olup da razı olduğu amelleri işleyen kullarından eylesin. Vesselamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin.